Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da bir haftalık aranın ardından Bir Baba İndi ile Baş Köşe programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Cihat Satıroğlu, yanımda her program olduğu gibi sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor. Herkese iyi akşamlar. Sizlerle olan birlikteliğimiz saat 8'e kadar devam edeceğini belirterek hemen konuklarımıza dönmek istiyoruz. 22 Mart Cuma günü, yani bugün itibariyle vizyona çıkmış olan Anadolu Turnesi film ekibinden filmin yönetmeni Can Eskinazi, filmin oyuncularından ve yapımcılarından ve Menüs Müzik Peace Band üyesi Cem Celal Bilge ve yine filmin oyuncularından ve ekibin üyelerinden Mert Coşar bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bayağı bir uzun sürdü evet tanıtım. Biz yoğun bir şekilde açtık. Ne güzel kalabalığız bugün. Bugün tüm film ekibi neredeyse burada. Önemli bir kısmı en azından. Normalde biz Bir Baba İndi ile Baş Köşe'de her hafta yeni albümü çıkmış güncel yerli sahneden bir ismi ağırlıyoruz albümüyle birlikte. Ama bu seferlik bir istisna yapmaya gerek duyduk. Çünkü kolayına bir müzik belgeseli ülkemizde vizyona girmiyor. O yüzden çok şanslıyız. Siz de çok şanslısınız diye düşünüyorum. Biz biraz daha da şanslıyız bu arada Tuğçe ile. Çünkü evet. Geçtiğimiz haftaki özel gösterimi de biz izleme fırsatı bulduk. Yani evet, Beyoğlu sinemasında. Zaten bol bol konuşacağız bugün. Bugün film gösterime çıkıyor dedik. Doğru. Hemen onunla başlayalım. Şu an birazdan konuşacağımız bu filmi nerelerde izleyebiliyoruz? Doğru. Öncelikle ben Can. Filmi konu ettiğiniz için size çok teşekkür ederim ve bizi çağırdığınız için kendi adıma. Film bugün vizyonda başka sinema salonlarında. Bu hafta Kadıköy Sineması'nda ve Beyoğlu Sineması'nda gösterimde olacak. Hı hı. Ve sonrasında da bu gösterimlere devam etmeyi umuyoruz. Hemen burada bir parantez açalım mı Can? Gösterimin uzaması, vizyon süresinin uzaması aslında seyircinin göstereceği ilgiye bağlı diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Evet, tabii ki öyle. Yani eğer filmimizi görürseniz ve severseniz ve arkadaşlarınızla tavsiye ederseniz daha fazla insan filmi seyredebilir. O yüzden ilk haftalar çok önemli. Çok önemli tabii ki. Yani bu aslında sadece bizim film için değil yani. Genel olarak bütün filmler için öyle ama hani bizim gibi biraz daha bağımsız bir film için tabii ki bu daha da önemli oluyor. Onun için tekrardan burada olmamız bizim için çok önemli. Size tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir günde güzel bir konuk ağırlıyoruz. Şimdi o zaman şuradan başlayalım mı Tuğçe? Şimdi önce zaten böyle bir fikir nereden çıktı? Yani aslında her müzisyenin hayalinde olan bir şeydir. İşte Anadolu'yu turlamak, İstanbul şehir dışında da konserler verebilmek. Siz bunu biraz daha öteye taşıyıp bunu bir belgelemek istediniz. Yani bu fikir ilk nereden kıvılcım aldı? Kimden çıktı bu fikirler? Biraz siz bahsedin isterseniz. Hepsinin cevabı var bizde. Çünkü film gösterimi sonrasında bir söyleşi olmuştu. Ve biz de aslında birbabaindi.com'da da bir röportaj yapmıştık sizlerle. Hı-hı. Orada da yine yazılı olarak da birbabaindi.com üzerinden de o röportajı dileyen okuyabilir. Hı-hı. Biz de sizden dinleyelim isteriz. Yani şöyle ifade edebiliriz esasında. Şimdi biraz farklı mecralarda boy gösterdiğimiz için biraz tabii hikayesi karışabiliyor. Şimdi hikayesi esasında çok basit bağlamda bir grup gencin Anadolu turnesi yapma isteği. Ama tabii ki mesela olayı film boyutunda bakınca hikayesi bu olmuyor. Yani çünkü orada artık bir şey, böyle bir iş filmleştiği zaman onun altında çok daha farklı hikayeler, bir sürü insanın emeği birleşiyor. Yani biraz buradaki Anadolu turnesine hani bir canlı bir şeyden ziyade canlı bir performans silsilesinden ziyade biraz film olarak bakmayı daha doğru buluyoruz. Yani evet, Anadolu turnesine çıkmak hepimizin aklında olan, bütün müzisyen arkadaşlarımızın aklında olan bir şeydi. Ama en nihayetinde bu film olma fikriyle birleştiğinde daha bir bu forma geldi. Daha bizim kafamızda da oturan bir forma geldi. Yoksa bizim Anadolu turnesine çıkma ihtiyacımız böyle bütün şehirleri gezelim gibi bir anlam değildi de hani içinde bulunduğumuz küçük stüdyodan hani çıkalım, bu konforu acaba dışarıda da bulabilir miyiz gibi bir anlayıştan çıktı. O yüzden tabii filmde çok daha komplike, çok daha katmanlı bir şey oldu. Çünkü yani sadece müzisyenler ve performansları yok, başka insanlar var. Filmci arkadaşlarımızın
olaya yorumları var ve hani bugüne kadar bu yani 5 sene oluyor sanırım. 5 sene sonunda artık hikayesi böyle bir hikayeye dönüştü. Yani bir grup gencin bir konser silsilesinden ziyade hani bunların kaydedildiği, insanların reaksiyonlarının kaydedildiği, o zamanın ruhunun kaydedildiği bir filme dönüştü. Bu reaksiyonları zaten programın ilerleyen dakikalarında etraflıca konuşacağız. Bizim de filmde çok ilgimizi çeken köşelerdi bunlar. Belki şundan bahsedebiliriz biraz. Filmin sonrasındaki söyleşide davulcunuz Uğur bahsetmişti. Kıbrıs'ta davulunu kurup kamusal alanda, sokaklarda çalmak istemiş ve buna engellenmiş bu durumdan. Bunun üzerine her yerde çalabilmeliyiz aslında, renklerimizi her yerde gösterebilmeliyiz gibi bir fikir oluşmuş kafasında. Aslında sizin Anadolu turnesine çıkmanızda renklerimizi her yerde gösterebilmeliyiz ifadesine dayanıyor mu? Tabii yani zaten çok benzer fikirlerdeydik. O zaman da böyle bir sıkıntımız vardı. Yani mesela şeyi hatırlıyorum. İşte bir gün davulu terasa çıkarmıştık. Böyle ne bileyim amfiler olmadan ya da çok ağır bir müzik olmadan biraz böyle hani dışarıya biraz müzik verelim demiştik. Ve hemen böyle yandaki komşular işte yok yukarıdan bir ses geliyor, oradan bir ses geliyor. Ne yapıyorsunuz siz, stüdyo değil mi orası, niye terasa çıkartıyorsunuz davulu? Hani orada böyle bir şey olduk yani bunu hani her birimiz ayrı ayrı yaşadık diye düşünüyorum. Mersin'de de biraz böyle oldu diye düşünüyorum. Yani mesela oradaki biraz ortamı anlatmak istersen sonuçta bir de biz İstanbul'da bir hani küçük barlarda çalarak mesela böyle bir küçük bir topluluğun içerisinde bu zamana kadar biraz geldik ama hani Mersin'de biraz daha farklı işledi diye düşünüyorum. Bu arada filmi izlemeyenler onu da tekrar hatırlatalım. Yani böyle konforlu sahnelerde vesairelerde bir turne gerçekleşmiyor. Bayağı bulabildiğiniz her yerde kendi ekipmanlarınızı kurup pille çalışan ekipmanlarmış bunlar galiba. Bayağı orada konser alanına çevirmek şeklinde geçiyor. Bunu da böyle bir dipnot olarak söyleyelim. Evet, dediğin gibi aynen pille çalışıyordu bütün ekipmanlar. O yüzden kurulabilme anlamında çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yani kendi seçebildiğimiz yerlerde çalabilme lüksüne erişebildik. Uğur'la biz Kıbrıs'tan Mersin'e geldiği zaman tanışmıştık. O dönemde de yine Mersin'de sahilde çok çaldığımız engellenmediğimiz zamanlar da oldu. Aslında yani outdoor bir yerde insanlarla müziği paylaşabilmek de ayrıca bir keyifli oluyor. Ve bunu farklı yerlerde farklı insanlarla deneyimleyebilmek de bence önemli bir noktaydı. Yani bizim bunu yapmaktaki isteğimiz anlamında. Alternatif sahnedeki müzisyenlerin sıklıkla bahsettiği bir sıkıntı aslında. Alkollü mekanlara, barlara sıkışmış olmak ve buraya gelen seyircinin ya sizi bilerek sizi dinlemek için gelmesi ya da bilet alarak gelmek zorunda olması. Ki bu da zaten belli bir maddi güce de tekabül eden bir durum. Ama gidip de Anadolu'da bulabildiğiniz parklarda değil mi? Hani o tip mekanlarda çaldınız. Evet yani şimdi burada tabii mekanlara bir şey söylemek anlamında demiyorum ama sonuçta bir mekanda bir performans yaptığınız zaman artık bir sistemin içine dahil oluyorsunuz. Yani orada bir işveren var. İşte gelen insanlar müşteri olarak geliyor. Belli bir para veriliyor ve bir düzlem oluşuyor. Ama bunu tamamen halka açık bir yerde yaptığınız zaman bunlar tamamen ortadan kalkmış oluyor. Sadece siz müziğinizi dinlemeye gelen insanlarla paylaşıyorsunuz ve hani yoldan geçenlerle de paylaşabiliyorsunuz. Aynen. Bilet alacak maddi gücü olmayan insanlarla da 18 yaş altındaki gençlerle hatta çocuklarla da paylaşabiliyorsunuz. Filmde öyle de görüyoruz zaten. Çocuklar en çok eğlenenler oluyor. Evet. Orada mekanların ya da şehirlerin biri Afyon'du değil mi? Yanlışsam düzeltin. Orada bir mekanda aslında size teklif gelmiş sanırım. Nadir olan aslında gezdiğiniz şehirlerdeki nadir olaylardan biriydi. Oradaki diyaloglar çok gerçekten güzeldi ve gerçekçiydi. Yani hani şimdi ne desem de çok şey de yapmamak da istiyorum ama hani orada işte işletmeci hanımefendinin de böyle size karşı söylemleri falan gayet hoştu. Çok da spoiler da vermek istemiyorum. Ama çok gerçek olaylar da var hakikaten bölgemizde. Aa ben bunu bir yerden biliyorum falan şeklinde. Mesela tabii o noktada müziğinizi anlatmak durumunda kalmışsınız film boyunca çok. O bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü işte bilmeyenler için belirtelim. Venus Music Peace Band psychedelic rock müzik icra eden bir grup değil mi? Öyle diyebiliriz. Evet. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani hani tabii ki bir
klasik bir laf vardır işte, kendimizi işte bir kategoriye koymak istemiyoruz falan, ama yani yaptığımız şeyin hani biraz akademik olarak zaten örnekleri mevcut. Hani biz de bu örneklerden tabii ki etkileniyoruz. Ama yani şimdi orada günlük hayatta o konuşmayı gerçekleştirmek tabii bir başka bir, yani adeta bir komedi unsuruna dönüşüyor. Çünkü karşı tarafın artık nasıl hani hayata, müziğe nasıl baktığını bir gözden geçiriyorsunuz. Ben bu insana hani nasıl böyle itici durmadan, hani abuk subuk konuşmadan anlatabilirim. Psikodelik demiyorsunuz mesela. O kelimeyi kullanmak yerine işte aklımıza geldiği gibi çalıyoruz. Çalarken o esnada şekilleniyor. Doğaçlama. Aslında belli bir şarkı yok diyorsunuz. Onlar söz da diyor yok. Ki o zaman hep caz mı çalıyorsunuz diyorlar mesela. Yok caz ya, türkü gibi mi? Yani türkü gibi de ama hani söz yok. Tam da öyle değil. İşte gitar müziği falan. Çok zorlu görünüyor sizin açınızdan evet. O durum. Ya çok yani hem diyorum ya, hem böyle yani komedi mizansendiri çıkmasının dışında hani gerçekten insanlara anlatırken de kendiniz düşünme fırsatı buluyorsunuz. Yani gerçekten hani ben bunu bir kelime olarak açıklamasam, biraz içini anlatmak istersem neler derim gibi düşünüyorsunuz ve hani orada da daha böyle iç sorgulara başlıyor insan. Yani biz niye işte enstrümantal, mesela enstrümantal rock deyip niye geçmiyoruz? Ya da işte mesela Amasya'da bir konserden önce bir neydi, bir açıklama vardı. Bir açıklama yapıyorduk. Diyorduk ki işte sözsüz işte enstrümantal rock yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz diyoruz. Ve hani insanlar böyle birbirine bakıp hani neymiş falan gibi oluyor. Ve hani orada en basit gördüğümüz çok basit o kavramlar bile o kadar yankı bulmayabiliyor. Ve yani bu da doğru. Yani orada bir hani free jazz formu tutturma gibi bir durumumuz da olmadığı için yani sürekli böyle bir ana akıma bir şekilde bağlayamıyoruz. Yani bir o kelimelere bir türlü dökemiyoruz. Yine öyle sahnelerde var da yalnız bir yerde ne istiyorlardı? Yine bayağı Gesi bağları. Evet. İşte ama en son bir yarım 30 saniye falan çalmıştınız galiba, öyle bir evet, şey olmuş. Yani çok insanlar çok isteyince de hakikaten insan kıramıyor yani öyle bir Öğrendiniz şey. Öğrendiniz mi Gesi bağlarını? Aradan bence geçen zamanda. Başarıydı yani bizim orada o anda o kadarını evet. Bile çıkarmamız. Yani sözleri bilmiyorum diyorsun, notaları bilmiyorum falan, ama sonra söylemeye başlamıştınız gerçi, öyle de bir ya evet, şimdi, durum vardı yani. O da bir insanın arkasında saklayacak bir şey oluyor. Şimdi tabii ki Gesi bağlarını yani biliyoruz ama şimdi bir performans gösterince o barı biraz yukarı çekiyorsunuz ve onu güzel icra etmeniz gerekiyor. Şimdi biz öyle bir sorumluluğu almak istemediğimiz için. Yani bir de kayıt altına alıyoruz. Yani. Evet, yani her şey kayıt altında, ama bir yandan da şey oluyor, birisi o kayıt altında bir size baskı kurduğu zaman da böyle orada da şey oluyorsunuz. Yani şimdi bu insan geldi buraya, bütün bu anılarımız kaydediliyor. Ben bu insana nasıl bu özel anımızda hayır diyebilirim diyorsun. Kayseri'ye gelmişsin. Yani tabii ki insan yani gayri ihtiyari tabii ki Gesi bağları çalın. Diyor yani. Bu zaten kendi müziğini yapan müzisyenlerin en büyük problemidir zaten. En son işte Ankara havası işte ya da işte Gesi bağları gibi şeyler istiyorlar. Seyirci reaksiyonlarını kısa geçmeyelim. Bir şarkı dinleyelim, sonra etraflıca konuşmaya devam edelim. Cihat, anons eder misin şarkıyı? İlk dinlediğimiz şarkıdan da parça aslında Eskişehir kayıtlarınızdan oluşan bir parçaydı değil mi? Filmde de dinleyebiliyoruz. Filmde de dinleyebildiğimiz. Filmde tabii. De bol bol sizin müziğinizde zaten yer evet, veriliyor. Filmde de mevcut. İlk olarak onu dinledik. Şimdi de şöyle bir şey yapalım dedik. Multitap'ın grubunun davulcusu olarak tanıdığımız Ali Cihan'ın yeni bir solo projesi var. Yeni değil aslında, daha 3 sene sonra yeniden bir kayıt yayınladı. Geçtiğimiz 8 Mart tarihinde Kimileri Bil İleri isminde. Şimdi onu dinleyeceğiz, ardından muhabbetimize devam edeceğiz. Söndü, koru küllendi. Bir ateş söndü, küller üflendi. Fırtına esti, hortuma döndü. Kuzular gördük, kurtlara döndü. Görmez oldular, duymaz oldular.
söylemez oldular. Maymuna döndüler. Bir tren kaçtı, zaman zorlaştı. Bir hayat geçti, aşka yaklaştı. Fırtına esti, hortuma döndü. Kuzular gördük, kurtlara döndü. Görmez oldular, duymaz oldular. Söylemez oldular, maymuna döndüler. Söylemediler düşündüklerini. Hayal ettiler sürekli beklentilerini. Saklayıp durdular aydınlık kişiliklerini. Görmez oldular, duymaz oldular. Söylemez oldular, maymuna döndüler. Bir Baba İndi ile Baş Köşe devam ediyor. Kaldığı yerden Anadolu Turnesi film ekibi bizlerle birlikte. Evet, seyirci reaksiyonları diyorduk. Çok farklı şehirlerde çok enteresan reaksiyonlar da vardı. Mesela bunlardan biri Amasya'daki elma muhabbeti gayet güzeldi. Yani mesela işte Amasya'daysan elmayı kullanacaksın abi diyor. Yani mesela bu bir gerçekten bizim ilgimizi çeken. Amasya'da dinleyici şöyle bir şeyden bahsediyor. Burada diyor işte gelip de aslında biraz Müslüman mahallesine salyangoz satmak gibi oluyor. Hani yaptıkları müzik diyor. Tam o deyimi orada kullanıyorum bilmiyorum ama. Biraz yerel öğeler katmak gerekli diyor. Eğer ki gelip Amasya'da çalıyorsanız diyor. Bu durum sadece müzik için geçerli değil. Resim de olsa aynı şeye geçerli. Amasya'da natürmort yapıyorsan elmayı oraya koyacaksın diyor. Mesela. Ya biz grup olarak tabii ki yani her şeyden önce dinleyicilerimizi... Dinleyicimizin görüşlerini dikkate alıyoruz ve yani bu bizde bir çığır açıyor. Ama hani oradaki abinin yaklaşımı biraz yani hem felsefi bir de biraz da manifestal yaklaşıyor. Şimdi hemen kabul etmek kolay değil. Yani ben anca böyle 5 sene sonra böyle 3-5 kere dinledikten sonra hani biraz daha yumuşadım o mesela söylemlere. Hani bazı arkadaşlarımız hani daha anlayışlıydı. Abiye karşı ve hani hep böyle bir aramızda geyiği dönüyordu. Yani hani kırıcı anlamda değil de hani böyle bir şeye geldiğimizde bir böyle bir tartışmaya geldiğimizde ya da yeni bir şarkıyı nasıl yapacağımızı kendi aramızda konuştuğumuz zaman hani elma falan gibi böyle
şeyler oluyordu. Ama hani ben şeyi de çok merak ediyorum. Burada yani özellikle ben Can'a da çok sormak isterim. Çünkü hani biz grup olarak hani o yorumları alıp bir şekilde hani kendimiz hani müzisyen bakış açısından onu eritebiliyoruz içimizde ve yani bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz. Hani ben hep şeyi çok düşünmüştüm. Bu kurgu sürecinde de hani bu kadar çok yorum dışarıdan bir göze hani nasıl gözüküyor? Adeta şey gibi bir böyle ne derler? Cloud data derler hani böyle çoklu data yani ve hani çok fazla insan hani bu şekilde düşünüyor ve hani baktığınız zaman hani çoğunluk da bu şekilde ifade etmiyordu düşüncelerini. Yani öyle bir şey oluşuyor ki, öyle bir homojen topluluk oluşuyor ki. Yani bazı insan aa ne kadar güzel buraya gelmişler, böyle bir şey yapmışlar derken hani birisi çok daha ciddi yaklaşıp olaya hani böyle bir adeta bir manifestel yaklaşıp böyle bir fikir beyan edebilir duruma geliyor. Yani sen mesela yani kurgu yaparken falan da yani biraz beyin yakmadı mı bu kadar çok yorum, bu kadar çok feedback? O cevabı o zaman biz bir reklam aramız olacak. Biraz kısa sürdü bu sefer ama reklam arasından sonra Bir Baba İndili Başköşü devam ediyor. Anadolu Turnesi film ekibi aramızda. Evet, bir pas oradan gelmişti Can'a, Cem'den. Evet, aynen öyle. Seyirci reaksiyonları konusunda. Evet, seyirci reaksiyonları konusunda. Açıkçası ben de görüntüleri seyrederken bazen o seyircilere katılmadım değil ondan sonra. Ve böyle bazen ben de böyle kendi kendime şeyi sordum. Ya Cem abi, siz neden böyle bir şey yaptınız falan diye çok sorduğum oldu yani. Bu çocuklar ne yapıyorlar burada falan Sen diye. Sen bu arada çekimlerde yoktun. Evet evet, doğru, onu da söyleyeyim. Tabii filmin yönetmenliğini Deniz Tortum'la paylaşıyoruz. Deniz çekimlerde oradaydı, çekti. Ondan sonra filmin kurgu sürecine ben dahil oldum ve oradan beraber bir şey çıkardık. Onun için yani benim daha fazla rolüm bütün çekilen malzemeye bakıp ne olmuş burada, ne bitmiş, ondan sonra biraz onu kendi fikirlerim ve vizyonum dahilinde Deniz'le beraber konuşarak şekillendirmekti. Ondan burada sonra aslında şundan bahsetmek lazım. 60 saatlik görüntü kaydından 114 dakikalık bir uzun mesajlı film çıkarttınız. Evet. Burada tahmin ediyorum ki filme giremeyen çok fazla sayıda seyirci yorumu da vardır. Tabii ki evet. Bunların evet, arasında vardı. Çok kırıcı, psikolojik olarak sizi yorucu, aslında işte Kayseri'den, Amasya'dan daha öteye gitmenizi engelleyecek psikolojik ağırlık yaratan yorumlar var mıydı? Yok. Hayır hayır, yani öyle bir şey yok yani Cem'in bir diyeceği var. Cem galiba bir şey söyleyecek. Ya da şu an bizde paylaşmak istediğiniz bir evet, şey var mı? Evet yani evet çok yok, çünkü mesela kamera olunca herkes kendine bir çeki düzen vermesi gibi bir şey söz konusu sanırım. Yani bizde dahil olmak üzere düşünün yani. Ama şöyle yani benim mesaj çok yani kırıldım demeyeyim de çok taktığım şey olmuştu. Mesela ilgi göstermeyen insanların o ilgi göstermeme biçimi mesela beni yormuştu. Yani yorumlardan ziyade yorumları çok artık ne derler çok güzel yapabiliyoruz. O sorun yok yani. O iletişimi çekirdek yendiğini görüyorduk ama. Bak çekirdek yemek de problem değil de mesela böyle geçerken çok sert bakma mesela olayı bayağı geriyordu. Yani hani diyordum ki niye bu kadar mesela sert bakılıyor? Hani biz yani sokaklarda yürürken de bazı insanlar vardır ya mesela çok sert bakarlar. Hani insan böyle sorguluyor, diyor ki şu anda gerçekten bu kadar konfor zonuna giriyor muyum? Yani bir bu adamı bozuyor muyum ya da hani gerçekten çok mu rahatsız ediyorum bu kadar sert? Kusura bakmayın deyip bitirmek mi istedin mesela o an, yani ne istedin mesela? Yani yapacak durumda değildik çünkü hani hep devam etmeliydik, o motivasyonu hep korumalıydık ama yani benim hani bir tek şaşırdığım o var yani. Dışarıdan ilgilenmeyen insanın çok sert bakması yani böyle adeta şey gibi böyle bir üstü neden kapalı buradasınız? Tehdit gibi evet yani hani. Evet evet yani bence orada Cem'in söylediği şey doğru çünkü gerçekten kamera geldiği zaman yani başka bir şekilde konuşuyorlar ama yani zaten siz de filmde görmüşsünüzdür yani o bakışları, sert bakışları yani hani röportaj vermemiş veya kamerayla karşılaşmamış insanların da bazı bakışları var. Ben bile tabii şey söylemek istiyorum yani şu şeyden devam edecek olursak hani bu seyirci reaksiyonları babında yani özellikle biz Deniz'le kurgularken kesinlikle yani bütün o yorumlara da bir şekilde seyircinin hak verebileceği, isterse hak verebileceği bir şekilde kurgulamaya çalıştık. Yani onları böyle kesinlikle ya işte bunlar da bunu anlamıyorlar. Yani seyircinin öyle dememesi
için bir şey, bir şekilde şey yaptık, kurguladık. Çünkü yani zaten Cemler'in yaptığı müzik de herkese göre değil ve zaten herkese göre olmak zorunda da değil yani. Zaten her müzik, her sanat eseri herkese göre olmaktır yani, zorunda değil. Onun için yani bizi en fazla zorlayan, yani zorlayan değil de hani üstünde çalıştığımız şeylerden birisi o dengeyi vermekti. Bir de zaten hani şunu da söyleyeyim, hani şimdi konu buraya gelmişken, yani bu mesela benim için aslında birazcık böyle hani ya bir şekilde üç farklı görüşü barındıran bir film. Yani bir, Venus Music Peace Band'in çıktıkları turne var. Ve onların yapmak istedikleri bir şey var ve onlar filmde var. Ve sonra Deniz'in kendi kamerasıyla, kendi sezgileriyle bunları gözlemlediği ve bir şekilde bir şeylerin altını çizmek istediği bir katman var. Ve bu belki Venus Music Peace Band'in bir aşama daha dışarısında ve sonra da benim yani bir kurgucu olarak ve benim ve Deniz'le beraber bir yani bir aşama daha dışarıda durduğumuz ve biraz daha her şeye üstten, yani üstten derken böyle biraz daha kuş bakışı bakmaya çalıştığımız bir şey var. Onun için yani hep benim hayalim bu filmi seyredenlerin bu böyle farklı bakışları ondan sonra duyumsayabilmeleriydi. Yani hep ben bu filmi kurgularken benim yapmak istediğim şeylerden biri de buydu. Ondan sonra onun içinde hani seyirci reaksiyonları böyle var, çok farklı şeyler var ama hani ben filmin yani yer yer gruba, yer yer seyircilere ondan sonra doğru böyle giden bir kantarı olduğunu düşünüyorum. Ve yani birazcık da benim için filmi heyecanlı kılan şeylerden biri de hani bu kantarın sürekli oynuyor olması diyebilirim. Bir yandan bu turneye 2014 yazında çıkıldı ve demlendirmek için de epey bir süre oldu herhalde. Ne kadar sürdü kurgu süreci? Kurgu süreci yaklaşık 2,5 sene sürdü ondan sonra. Yani tabii birazcık uzun bir süre oldu bu. Ama sonuç olarak yani birçok filmin kurgusu uzun sürebiliyor. Hele belgesellerde bu daha da çok böyle. Onun için bu söylendiğimiz bir şey değil yani. Hani zor ama keyifli bir şeydi, süreçti. Bu arada yine devam edeceğiz. 8 tane ayrı il gezdiniz değil mi? Yanlış olmasın. Oralardaki reaksiyonların farklılıkları da zaten çok dikkat çekiciydi. Ama bir şarkı arası daha verelim istiyoruz. Yine bugün çıkan yeni single'lardan taze Hakan Vireskala'nın bugün yayınlanan yeni parçası Duvarlar çalacağız size. Az sonra tekrar buradayız. Biz yazarız.
94.9 Açık Radyo'da Bir Bom Endili baş köşede Hakan Vreskila'dan dinledik bugün yayınlanan parçası Duvarlar. Evet, Anadolu Turnesi ekibiyle muhabbetimize devam edelim. 8 tane il demiştik. Yani benim en çok dikkatimi çeken mesela Eskişehir hepiniz için herhalde en güzel geçen şehirlerden biriydi. Evet. Oradaki yorumlar işte o büyük ihtimal öğrenci olan genç arkadaşların size olan yorumları. Ama sonraki işte biraz daha doğuya doğru böyle gittiğimiz zaman işin rengi değişmeye başlıyor. Psikolojik savaşlar verilmeye başlıyor. Biraz o denge değişiklikleri ya da o psikolojik savaşları anlatır mısınız? Yani doğuya doğru gidince ne olmaya başladı? Afyon'dayken neler hissediyordunuz? Eskişehir'de neler hissediyordunuz? Aslında illeri belirlerken böyle bir şeyimiz vardı. Kafamızda belli noktalar vardı. Mesela Eskişehir'i ilk olarak seçmekteki bir sebebimiz de vardı yani. Ve yani hemen hemen Eskişehir'de mesela şöyle hatırladığım bir an var. Yaklaşık 60-70 kişi toplanmıştı. Bir polis geldi. Yunus böyle bir durdu, bize baktı, insanlara baktı. Ondan sonra adam kafa sallamaya başladı ve eğlendi biraz. Sorun olmadığını gördü, bindi gitti mesela motoruna. Şimdi bir yerde böyle bir yaklaşım varken, mesela işte ben kendi doğduğum büyüdüğüm memleketime gittiğimde Mersin'de çalarken, yani daha kurulup çalmaya başlamadan polis geldi ve burada çalamazsınız dedi. Yani direkt sert bir şekilde girdi. Yani orada da yine tatlı dille bir şekilde hani olayı bağlayıp yine biz müziğimizi yaptık ama yani düşünün yani herhangi bir memurun bile fikri bu kadar değişebilirken halkın fikri de başka yerlerde daha aynen farklı olabiliyor. Abi ama davul çalıyormuş, sonraki muhabbetlerimizde onu görmüştük ve bir anda bize hani burada çalamazsınız falan diyen bir adam oturup davulun başında böyle çalmaya başladı. Çalamazsın bizi diyen evet, polis evet mi ona yoktu? Evet, meğer davul çalıyormuş yani seneler İlginç önce. Böyle. O zaman biraz kıskançlık ben sezdim orada, sanki siz çalabiliyorsunuz ben çalamıyorum falan. Ya şikayet olduğunu söyledi aslında ama hani ne kadar. Çalmadan şikayet geldi evet, diyorsun. Evet aynen. Pektekin gözükmüyorlar bu arkadaşlar burada çalmasın en iyisi falan gibi. Aynen öyleydi. Değişik olabilir. Bu yine turneye çıkarken Cem Karaca, Barış Manço gibi isimlerin Anadolu turnelerinden ilham aldığınızı biliyorum. Bu turnelere dair duyduğunuz, sizi cezbeden, size ilham veren hikayeler var mıydı? Mesela şunu duymasaydık ya da şu müziği dinlemeseydik Anadolu turnesine çıkmazdık ve bu film hiç olmazdı diyebileceğiniz. Yani evet tabii ki, yani bir kere etkilenmemek mümkün değil yani bu isimlerden. Tabii ki çok büyük bir ilham alıyoruz ve hani en büyük ilhamlarımızdan bir tanesi de tabii ki bu insanların sürekli başka illere gitmeleri, farklı arka plandan insanlarla iletişim kurmaları, onlara fikirlerini sormaları, bu dönüşleri almaları. Yani sonuçta bir Barış Manço örneği var. Hani 7'den 70'e herkesin bir şekilde hani duygusal bir bağ kurduğu bir insan. Ve hani bir yandan da bakıyorsunuz müzikle de bunu icra ediyor. Yani demek ki bir şey var, yani bir yöntemi var bunun insanlarla. Müzikle, iletişimle bağlanmanın ama tabii şeyde çok sıkıntı çekiyoruz yani, şöyle diyeyim yani bir dinleyici olarak mesela, yani hiç yani çok az canlı kayıtları dinleyebiliyoruz eskiye dair. Yani gerçekten orada bir kayıp bir arşiv var, yani kim bilir ne oldu ya da hiç kaydedildi mi bilmediğimiz, yani bilemiyoruz o kadar yani oralarda ne oldu o turnelerde, yani ne bileyim Kurtanan Express, işte ne bileyim Moğollar çıktığında turnelere, hani biz mesela Taner abiden arada duyuyoruz işte ne oldu ne bitti ama o kadar yani, bir görsel olarak hafızamıza kazınan çok bir şey yok. O yüzden kaydedilemeyen turnelere ithaf gibi mi? Biraz yani, yani bu sefer tam kaydedelim gibi böyle. Ben de burada şöyle bir şey söyleyeyim, aslında biz işte filmi kurgulamamızın birinci senesiydi galiba, ondan sonra yani işte ilk bir sene sonra Deniz o zamanlar Boston'daydı, Boston'da oturuyordu, ondan sonra ben de bir onun yanına gitmiştim birazcık, orada beraber çalışırız diye ve aslında ben o zaman şeyi fark etmiştim, yani ben Deniz'le hiç
tam olarak abi sen niye bu filmi çektin diye sormamışım. Ve yani bir gün böyle orada işte birazcık kurguda takılmıştık ve böyle işte biraz böyle çıktık filan yani şey hava almaya filan. Sonra Deniz'e sordum abi dedim sen niye çektin bu filmi filan yani ondan sonra. Sonra o bana şöyle bir şey demişti yani şimdi Tuğçe senin soruna da şey olarak cevap olarak işte ya ben demişti işte bu Barış Manço'ların, Cem Karaca'ların filan böyle turnelerini hep çok merak ettim ondan sonra. Bu turnelerde ne olurdu, ne biterdi ve çünkü hani sanki onları görseydik veya onlardan elimizde birer belge olsaydı bunların hepsi çok önemli böyle tarihi, kültürel belgeler olurdu ve Türkiye'ye dair de görmek isteyeceğimiz ve hatırlamak isteyeceğimiz belki de şeyler olurdu ve hani şimdi de Cemler de böyle bir şeye niyetlenmişken ben de bir şekilde çıkıp hani belki o zamanki turnelerde ne olmuş olabilir bir şekilde böyle hani tekrardan yaratma çabası veya böyle bir çılgın ve hani yarı absürt bir araştırma olarak da gördüm ve heyecanlandım demişti ve hani bu arada tabii şunu hiç söylemedik yani bizim filmimiz siyah beyaz bir film. Tam yani ona gelecektim. Siyah beyaz, siyah beyaz bir yol filmi ve bu Deniz'in Deniz'in aklında en başından biri vardı bunun siyah beyaz olması. Peki bu biçimsel seçimde geçmişle filmin bağına bir vurgu aynen, var değil mi? Aynen yani orada bir hani zamansal olarak birazcık böyle hani daha tuhaf ondan sonra böyle farklı bir zamansallık ve tarihsellik algısı yaratmak istedik orada aslında. Yani bu hani Deniz'de hep sezgisel olarak vardı zaten ve biraz da bu hani işte Barış Manço'lar, Cem Karaca'ların işte turları, turneleri derken bir de zaten Anadolu turnesi başlığı da kendisi böyle nostaljik olarak tınlayan bir başlık ya zaten ondan sonra. Hani hatta şöyle bir şey vardır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde turneye baktığınız zaman Sait Faik'in bir öyküsünden yani turnenin ne olduğunu söyler. Sonra altında da Sait Faik'in bir öyküsünden bir cümle vardır. Şey der orada. O zamanlar Anadolu'da turneye çıkmıştık diye bir Sait Faik öyküsünden bir şey vardır. Alıntı vardır. Yani daha zaten bizim hani sözlüğümüzde turne ile Anadolu zaten neredeyse bir arada gelen bir şey. Onun için biraz böyle hani buradaki bu nostaljik tınlamayı ve böyle biraz da hani Türkiye'ye dair bir şey olmasını hani bu siyah beyazlıkla da kullanmak istedik. Tabii şundan da kısaca bahsetmek lazım. Anadolu turnesi böyle boşlukta, zaman boşluğunda sallanan bir film değil. Tamamen 2014 yazının politik düzlemine de oturmuş bir film. O evet. Seneki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair haberleri siz minibüsünüzle şehirler arasında dolaşırken sürekli radyodan duyabiliyoruz. Aynen yani şimdi şöyle bir şey var yani evet şimdi hani bu arada yani hani Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil de sağlıyorum Dünya Kupası da olmuş olsaydı Dünya Kupası'nı da biz orada şey yapardık kullanırdık çünkü böyle olaylar aslında birazcık tarihe not düşen ve yani filmin ne zaman geçtiğine dair filmi belli bir zamana oturtan şeyler olaylar ve tabii ki hani Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında memleketin gündemi çok doluydu zaten ve hani zaten hepimizin dönüp baktığı zaman hatırlayıcı bir zaman yani belki de hani siz de seyrettiğiniz zaman evet yani o yaz biz de şuradaydık falan belki diyeceksiniz. Onun için yani bir yandan hani bu böyle bir turne eğlenceli ve böyle hani bir yandan zamansız bir tarafı varken belki de diğer yandan da çok belli bir zamana yani böyle çok belli bir zamana oturmuş bir film. Ve yani 2010'larda bağımsız bir müzisyen olan birileri için işte Anadolu turnesine çıkmak ne demek? Psychedelic müzik icra etmek Türkiye'de ne demek? Tam bir dönemi ışık tutan bir film aslında. Evet evet yani zaman zaten yani son yani şunu söyleyeyim yani zaten bunu bir belgesel olması ve bir film olması yani hani ondan sonra bir yol filmi olmasının sebebi de biraz bu. Yani hani müzik ve yolculuğu anlatmanın da yanında bir tarihi belge ve bir haleti ruhiye kaydı olması. O zaman dönem demişken bir 92 yılına gidelim mi acaba? Mesela filmde de
geçen Barış Manço'nun Hemşerim Memleket Nire isimli bir parçası geçiyor. Doğru. Ondan biraz böyle bir şeyler dinleyip sonra bir soluklanalım. Süper tekrar olur. Devam edelim. Süper. Tükettim koskoca bir ömrü, bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı. Okumuşu cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı. Sonunda ben de anladım Hanya'yı, Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kilitlemiş kapıyı. Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru: hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadım. Hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket. Tövbe tövbe tövbe. Kardeşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip, niye senin derin benden daha koyu diyen çok. Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken, kalan dul ve yetim ne yer ne içer soran yok. Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü. Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok. Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız. Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok. Tek bir soru: hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadım. Hemşerim esas memleket nire? Dedim ya yahu, bu dünya benim memleket. Barış Manço'dan dinlemekteyiz şu an. Hemşerim memleketlere. Ben bayağıdır dinlemiyormuşum, şarkıya hoşuma gitti. Evet, programımızda çok vakti kalmadı. Hemen aslında geçtiğimiz hafta bir ön gösterim artı bir de partisi oldu bu filmin. Nasıl geçti sizin için? Siz uzun bir zaman sonrasında ilk kez konser verdiniz. Sonrasında konserler devam edecek mi? Venüs Müzik, Peace Band neler yapacak? Biraz onlardan da kısaca bahsedelim. Gösterim sonrası yaptığımız konser bizim için de bir sürprizdi. Ama çok güzel oldu yani. Hepimiz çok keyif aldık. Barlastan, Gül'in, Island Man bize eşlik etti. Ve yani biz tabii çok o güne kadar biraz pasif olduğumuz için, işte filmin kurgu süreci, bizim hayatlarımız işte falan derken çok... bir yandan da zamanla yarışıyoruz burada. Ama yani çok keyifliydi ve hani insanları orada görmek çok mutluydu. Yani sizleri görmek de çok mutluydu. Çok teşekkürler. Peki önümüzdeki günlerde görebilecek miyiz? Önümüzdeki günlerde de konserli göreceğiz. Yani daha fazla organizasyon yapmaya çalışacağız. Başka sanatçı arkadaşlarımızla da organizasyonlarımız devam edecek. Şu an herhalde görüşmeler devam ediyor. Pek netleşen bir şey yok gibi anlıyorum. İşte bugünün dışında yani biraz bugünü atlatalım modundayız. Bugüne atlattıktan sonra daha da konserlerde güzel konserlerde elbet görüşürüz değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi önemli olan asıl 28 Mart'a kadar filmin seyirciye ulaşması. Çünkü belki de ondan sonra daha fazla seyirciye ulaşma şansı da olacak. Tekrarlayalım mı bir filmi, nerelerde izleyebiliriz, hangi seanslarda? Tabii ki filmi Kadıköy sinemasında ve Beyoğlu sinemasında seyredebilirsiniz. Seanslar için başka sinemanın internet sayfasına bakabilirsiniz.
Ve sonraki gösterimler için de bizi Facebook'tan veya Instagram'dan veya diğer sosyal mecralardan muhakkak takip edin. Çünkü gösterimler belli oldukça biz de orada onları duyuracağız. Anadolu turnesi ya da Anatolian Trip yazdıkları zaman aynen sizi öyle. Her yerden bulabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz Can, Cem, biz Mert ve Venüs Müziği'nin burada biz olmayan üyeleri, filmde emeği geçmiş herkes. Tarihe bu güzel yol ve müzik belgeselini bıraktığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. O zaman herkese Bir Bomendi ile Baş Köşe'den iyi akşamlar dileyelim. İki hafta sonra tekrardan Cuma günü saat 19'da burada olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.